Merhaba. Orijinalini Yale Üniversitesi'nde psikoloji dersleri veren Lori Santos'un hazırladığı bir derste karşınızdayım. Sizlere bugün bilişsel önyargılar serisinin bir parçası olan bağlama dayalı inançlardan bahsedeceğim. Şimdi Büyük Kanyonu gezmeye gittiğinizi ve Colorado Nehri'nin azgın suları üzerinde asılı duran camdan yapılmış köprüye çıkmaya karar verdiğinizi düşünün. Köprünün ortasına gelip ayaklarınızın altındaki cam köprünün üzerinden aşağı baktığınızda yerden yaklaşık olarak 1200 metre yüksektesiniz. Bu durumda kendinizi nasıl hissedersiniz? İnsanların çoğu bu durum karşısında dehşete düşer. Kalp atışları hızlanır, avuç içleri terler ve köprünün parmaklıklarına biraz daha sıkıca tutunurlar. Aslına bakarsanız cam köprü çok güvenli olduğu için böyle hissediyor olmak son derece saçmadır. Bu köprü yüzlerce çelik kirişle destekleniyor. Saydam olmayan bir maddeden yapılmış olsaydı da yine aynı sağlamlıkta olurdu. Hatta yerden 12 ya da 120 metre yükseklikteki bir köprüden bile daha sağlam. Yani üzerine basmış olduğunuz herhangi bir zemin kadar sağlam. Ayrıca köprünün güvenli olduğunu gösteren birçok bilgi de mevcut. Her yıl binlerce kişi bu köprüden geçiyor ve bugüne kadar bir tanesi bile aşağı düşmemiş. Bu da demek oluyor ki içinde bulunduğunuz durum karşıdan karşıya geçmekten, araba kullanmaktan, hatta kendi evinizin balkonunda durmaktan bile daha güvenli. Peki o zaman neden bu kadar korkuyorsunuz? Yani ne oluyor olabilir? Köprünün tamamen güvenli olduğunu olan inancınız ve düşerek ölmek konusundaki hissiniz arasındaki kopukluk bağlama dayalı inançlarınızdan kaynaklanıyor. Bağlama dayalı inançlar otomatik ya da alışkanlıklara dayalı olan inanca benzeyen davranışlardır. Olaylara sezgisel olarak verdiğimiz tepkiler bir şeyi sezgisel olarak sevip sevmememiz ya da tamamen alışkanlık haline gelmiş bir davranıştan bahsediyorum. Bağlama dayalı inanç kavramı filozof Tamar Gender tarafından ortaya atılmıştır. Bu kavramın orijinal adı A-Leaf'tir ve İngilizce inanç anlamına gelen belief bazı benzerlikler taşır. Ancak bağlama dayalı inançlarla inançlar arasındaki fark, bağlama dayalı olanların duygusal, çağrışımsal, otomatik ve mantıksız olmasıdır. Cam köprü üzerinde dururken tamamen güvende olduğunuza inanıyor olmalısınız. Yoksa oraya çıkmazdınız, öyle değil mi? Ama bu inanca ek olarak bir de bağlama dayalı inancınız var. Düşeceğinizi düşünüyorsunuz ve bu avuçlarınızın terlemesine yol açıyor. Bağlama dayalı inançlarla gerçek inançlarımız birbirini her zaman takip etmezler. Tıpkı cam köprü üzerinde güvende olduğunuza inanmanıza rağmen avuçlarınızın terlemesi gibi. Bağlama dayalı inançlarımızın doğru olmadıklarını ve gerçek inançlarımızı yansıtmadıklarını bilmemize rağmen onlardan vazgeçemeyiz. Bunlar aklımızın bir köşesinde kalıp davranışlarımızı yönetmeye devam ederler. Bağlama dayalı inançların kalıcılığı onları daha da garip bir hale sokuyor. Mesela Jaws filmindeki köpek balığının plastik olduğunu bilmemize rağmen korkmamıza sebep olan şey bağlama dayalı inançlarımızdır. Psikolog Paul Rozin'in kanıtladığı gibi lezzetli bir çikolatayı bu şekilde olursa yemek istemeyiz. Veya bilişsel bilim alanında çalışan fire Cashman'ın anlattığı gibi bir çekiç alıp plastik el üzerinde bile olsa onu ekrandaki gibi kullanmak istemeyiz. Bağlama dayalı inançların bunlardan daha ciddi durumlarda da karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Eğer ırkçı önyargılarla beslenen bir toplumda yaşıyorsanız, farklı deri rengine sahip insanların eşit olduklarına inanmanıza rağmen, bağlama dayalı inançlarınız sizi ırkçı önyargılarla doldurabilir. Benzer şekilde genel olarak erkeklerin doktor, kadınların da hemşire oldukları bir toplumda yaşıyorsanız, erkek ve kadın eşitliğine inanmanıza rağmen, bağlama dayalı inançlarınız sizi yanlış yönlendirebilir. Birçok bilim insanının kanıtladığı gibi, bağlama dayalı bu inançlarınız işe alım kararlarınızı zannettiğinizden çok daha fazla etkiliyor da olabilir. Bir dahaki sefere plastik bir örümceğe dokunmak istemediğinizde, tamamen hayal ürünü olan bir filmde ağladığınızda ya da hatalı önyargılarınızı gördüğünüzde, bağlama dayalı inançlarınızın iş başında olduğunu bilmelisiniz.